Teşekkür ederim. Tamam, çok elde etiketlersin, olur mu? Tamam. Gel abi. Yoksa yapmayalım abi. Seni çekiyorum abi. Benim yemeğim var. Öncelikle Erdincan hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün burada bir gösteri icra ettiniz. Evet. Sizi tanıyalım. İsmim Tarkan Köylü, Malatyalıyım. Hepsinden önemlisi eğitimciyim, resim öğretmeniyim. Bununla beraber sinema oyunculuğu yapıyorum. Aynı zamanda Aşkına Sağlık, Yalnızlık Çok Kalabalık, Sana Ağlayacaklarım Var isimli kitapların yazarıyım. Aynı zamanda dünya geneline baktığımız zaman 10-11 kişinin yapmış olduğu, Türkiye'de de ortalama 3 kişinin gerçekleştirmiş olduğu, profesyonel anlamda gerçekleştirmiş olduğu kum sanatı gösterisi yapıyorum. Kum sanat sanatçısıyım. Bugün de Erzincan'a geldik. Şimdi bugün sanatınızı izleme fırsatı bulduk. Evet. Böyle çeşitli şeylere değiniyorsunuz. Atıyorum şehitlerden bahsettiniz. Evet. İşte bayrak tabii. Özellikle işlediniz. Aha. Filistin'i işlediniz. Evet. 1071'i, Fatih Sultan Mehmet'i, hı-hı, Yunus Emre'yi. Farkındalık yaratabilmek, milli ve manevi değerlerimizi çok az bilinen kum sanatı ile halka veya izleyenlerimize bunu anlatabilmek. Yani şöyle söyleyeyim, bir manevi değerlerimizin olması gerekiyor. Eğer Allah bize bir yetenek vermişse bunu iyiye kullanmamız gerekiyor. Çünkü o yeteneğimizin bile yarın hak dünyasına gittiğim zaman onun sorusu bile, onun hesabını bile vereceğiz. Şimdiye kadar biz mümkün olduğu kadar iyiye kullandık. Manevi değerlerimizi ön plana çıkarmak için uğraşıyoruz. Bununla beraber milli değerlerimizi ön plana çıkıyoruz. Bugün gördüğünüz gibi işte Türk büyüklerimizi gerçekleştirdik, yaptık. Malazgirt, Alparslan, Atatürk, Türk bayrakları, işte Türk haritası, bu şekilde milli değerlerimizi ön plana çıkarıyoruz. Yani şöyle, izleyenlerimiz şehit cenazesi yaptım bildiğiniz gibi, Gazze ve Mescid-i Aksa'yı gerçekleştirdik. Şöyle bir şey söyleyeyim, hepimizin aklında Türk İslam dünyasının, daha doğrusu dünya İslam dünyasının kanayan yarası, malum Gazze olayları var. Onu herkes biliyor. Kum sanatıyla biraz daha onu ön plana çıkarırsak farkındalık oluyor. Bugün Türk büyüklerimizi, Alparslan'ı herkes biliyor, Malazgirt'i biliyor, Fatih Sultan Mehmet'i, Atatürk'ü, işte 1923 Cumhuriyeti herkes biliyor ama farklı bir sanatta, dünyada 10 kişinin, 11 kişinin gerçekleştirmiş olduğu farklı bir sanatta biraz daha bunu göz önünde yaparsak daha bir farkındalık oluyor, daha bir önem kazanıyor, daha bir dikkat çekiyor. O yüzden bugünkü programımızı da özellikle milli ve manevi değerlerimize ağırlık verdik. Onları gerçekleştirdik. Anladım. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kum sanatı, yani resim öğretmenisiniz. Evet, resim öğretmeniyim. Kum sanatı nereden aklınıza geldi? Şöyle, kum sanatını ben yaklaşık 8 yıldır yapıyorum. Bunun 6-7 yılı profesyonel anlamda gerçekleştirdik. Şimdi kum sanatı zor mu? Evet, zor. Ama çalışan için çok da zor değil, ama emek vermek gerekiyor. İlk başladığım dönemlerde yaklaşık 1 yıl boyunca kum sanatıyla yattım, kum sanatıyla kalktım. Uyurken bile rüyalarıma giriyordu benim. Çünkü çok hassas bir malzeme, gördüğünüz gibi. Orada mesela bir portre yapıyoruz. Portrenin gözünü kum taneciklerinden bahsediyoruz. Yani kum tanecikleri, binlerce kumdan bir iki tane fazla kum taneciği alırsak göz büyük görünür. Bir iki tane küçük alırsak göz küçük görünür. Artı nereye bırakmamız gerekiyor? Onu iyi bilmemiz gerekiyor. Çok emek verdim ben buna. Resim öğretmeni olmamın da ayrı bir kolaylığı vardı zaten. Branşım resim olduğu için. Fakat tamamıyla motive olmakla alakalı. Uğraşınca, emek verince emin olun, hani insanın elinden hiçbir şey kurtulmuyor. Yeter ki emek vermek gerekiyor, uğraşmak gerekiyor. Yıllar önce ben bunu öğrencilerime yapıyordum. Daha sonra popüler olmaya başlayınca vermiş olduğum emek ve özveriden sonra yaklaşık 8 yıldır da profesyonel anlamda devam ediyoruz. Türkiye'deki bütün programlara, bakanlığın programlarına, belediyenin, valiliğin özel günlere davet ediyorlar. Biz de memnuniyete gidiyor, sanatımızı icra ediyoruz orada. Allah gecinden versin, ama böyle birazcık evet, enteresan bir soru olacak. Öldüğünüz evet, zaman arkanızda öğrenciniz yani, var mı bununla ilgili? Türkiye'de 3-4 kişi var dediğim gibi, ama yeni arkadaşlarımız da yetişiyor. Her zaman şunu söyleyeyim, zor bir sanat. Yani herkes bir ayda bunu öğrenmek istiyor, 2 ayda öğrenmek istiyor. Olmadığı zaman sıkılabiliyorlar. Fakat
Emek verdiğin zaman az önce söylediğim gibi insanoğlunun elinden hiçbir şey kaçmaz. Biraz sabretmesi gerekiyor. Fakat sabır noktasında biz biraz aceleci olduğumuzdan dolayı öğrenciler geliyor, bu işi yapmak isteyenler 2-3 ay sonra yapamadığını kanaat getiriyor ama biraz daha belki 3 aydan sonra 4. ay uğraşmış olsa çok güzel bir şekilde yapacak ama pes ediyorlar. Şu an bizden sonra gerçekten çok kimse yok. Yani el vereceğimiz kimse yok. Ben bu işi yapıyorum diyen varsa, buradan sizin aracınızla da söylüyorum, ben bu işi yaparım hocam, bana da öğretin derse, diyen olursa ben memnuniyetle öğretirim bunu. Erzincan'a geldiniz. Erzincan'ı nasıl buldunuz? Nerelere gittiniz? Erzincan'a benim Emrah hocam var. Emrah Bey bizim organizasyonumuz, kitap organizasyonu yapıyor sağ olsun, o da yanımızda. Ben Erzincan'ın bütün ilçelerine gittim zaten. Hocamın desteğiyle ve davetiyle. Erzincan merkezde bir program yapmadık. O da bugüne kısmet oldu. Erzincan sevdiğim bir memleket. Ben de Malatyalıyım zaten. Birbirine de yakınız. Kültürümüz de yakın zaten. Şey olarak da, mesafe olarak da yakınız. Erzincan'ı her zaman seviyorum. İnşallah dost bağına bahanesiz girilmezmiş derler. Bir de Erzincan'daki sizlerle, buradaki başka arkadaşlarla, yeni yeni tanıştığımız arkadaşlarla dost olabilmek için bugünkü programımızda bahane oldu. İnşallah böyle devam eder. Bu tür bahanelerle dostluğumuza baki kalır inşallah. Çok memnun oldum ben Erzincan'da. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Erzincan'a tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Başladık, inşallah da devamı gelir Erzincan'a.